Şunu faydası olarak her zaman yanımızda gördüğümüz, tüm faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayan Doruk Gazetesi ve ekibini ve yöneticilerini ziyaret mesleği ile birlikte bu aradayız inşallah. Amacımız bizim her zaman yanımızda olan ekibin biz de yanında olduğumuzu, onlarla ilgili ne tür ortak çalışmalar yapabileceğimizi konuşmak için buradayız. Hem bir vefa örneği olarak Allah razı olsun her dönem yanımızda oldunuz. Biz de bu vakitte sizi de ziyaret edelim. Ortak akılda neler yapabiliriz? Kütahyamız için neler yapabiliriz? Bu konuda inşallah bir araya gelelim diye bugün inşallah bir aradayız. Bu konuyla ilgili bizim nazik bir sistem davetiyemize evet dediğiniz için teşekkür ediyoruz başta. Evet, ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu nazik ziyaretinizden dolayı ben sizin şahsınızda tüm genç gruba teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ben çalışma hayatı çok farklı alanlarda geçmiş, belirli bir birikimi olan bir insan olarak genç grubu sitayişle istiyorum, gıptayla istiyorum ve onların başarılı bir biçimde süreci çok iyi değerlendirerek ama sağlam basarak gelmeleri gereken yere geldiklerini görmenin de keyfini yaşıyorum. İnşallah bizim merhaba dediğimiz bütün bu tür kuruluşlar size örnek alır ve aynı seyri tamamlar. Çünkü bu aynı zamanda Kütahya'mızın, memleketimizin koşullarının değişmesinde kendi ölçüsünde bir katkı demektir. Bu da bize keyif verir. Çalışmalarınızı yakından izliyorum ve gerçekten takdirle karşılıyorum. Bizi ziyaret ederken düşüncelerinizin işte ortak akıl olması falan da bizi mutlu etti. Bize verdiğiniz değeri, önemi gösterdi. Bilmenizi istiyorum ki aynı şekilde biz de size o gözle bakıyoruz ve biz de sizden istifade etmek istiyoruz ortak akılın kullanımında. Yani hatta kendi sektörümüzde bile bizim göremediklerimizde sizin önerilerinizi mutlaka dikkate alacağımızı belirtmek istiyorum burada. Bu tür ilişkiler devam etmeli. Kesinlikle. Birbirimizi desteklemeliyiz. Sıkıntı yaşayan kuruluşları bile desteklemeliyiz ki onlar iyi olursa, herkes iyi olursa, herkesin işi iyi olursa bizim işimiz de iyi olur. Yani işi iyi olan insanlarla bizim basın olarak diyalogumuz daha kolay olur, daha çok reklam alma şansımız olur. Öyle ama yoksa ne kendim diye ona ayrı olur ne bize ayrı olur. İnşallah Ankara'da ve İstanbul'da da Evet. departmanlarınız oluştu bildiğim kadarıyla. Oralarda da ben genç grubun artık emin adımlarla başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum. Ve oralarda da katkımız olacağını düşündüğünüz her konuda bize alo demeniz halinde biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Tekrar başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah genç grup bu her sene biraz daha katlayarak ileride ülke genelinde adından bahsettiren çok güçlü bir kuruluş olur. 70'e yakın istihdamınız var. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir katma değer. 70'ler 170 olur inşallah diyorum. İnşallah yani. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Sağ olun, Çok Allah bu arada ekibinizi de çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Hakikaten pırıl pırıl genç arkadaşlar işte zaman zaman bir araya geldiğimizde basın toplantılarında falan görüyoruz. Hepsi güler yüzlü, hepsi belirli nitelikte eğitimleri olan kesinlikle zaten. ve işini severek yapan insanlar. Bu çok önemli. İşini severek yapmak çok önemli. O ekibi de kutluyorum sizin Sağ olun. şahsınızda. Şimdi işi severek dediniz. Biz de zaten Kütahya'yı çok seviyoruz. Bugün Tolga Bey'in bahsettiği çok güzel bir konuya temas etti. Evet. İftar yemeğimizde. Hani demişti Kütahya merkez olup ülke geneline hizmet veren ama merkezini Kütahya'da tutan bu gruptan ben Evet. gurur duyuyorum demişti. Evet. Biz de gerçekten Kütahya'da filizlenmekten, Kütahya'da doğmaktan, büyümekten kendi adıma, şahsım adına ve şirketim adına gurur duyuyorum. Çünkü her yerde biz Kütahya'nın bayrağını dalgalandırıyoruz. Evet. Biz bugün Ankara'da yeni bir şirket aldığımızda denilen tek cümle şu: Kütahyalılar almış. Evet. Yani genç grup falan değil. Ne güzel, ne Kütahyalılar güzel. şirketimizi satın almış.
Bu benim için çok gurur verici bir şey. Evet. Efendim inşallah bu hep böyle olacak. Kütahya i̇nşallah. Zaten Kütahya Şehzadeler şehri. Yani Osmanlı'ya beylerbeylik yapmış bir şehir. Kütahya inşallah hep beraber eski haline getiririz. İnşallah siyasetçilerimiz, idarecilerimiz, yöneticilerimiz de o eskiyi yakalamak için olması gerektiği gibi çalışma bir program sergilerler. İnşallah. Hep beraber Kütahya'yı yaparız. İnşallah. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.